AKP'ye dönelim. Halk TV ekranlarında neler yaşandı? AKP'ye geçeceği konuşulan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den milletvekili oldu biliyorsunuz. Sonra Memleket Partisi'ne geçti. Muharrem İnce ile birlikte hareket etti. Arkasından başka partilerle de teması oldu. Ve nihayet AKP'ye geçeceği, hatta tarih de verildi. Yani el sıkışıldı. 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılıyor denildi. Şimdi epey bir konuşuluyor tabii Mehmet Ali Çelebi ismi. Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Kayda Geçsin programına telefonla bağlandı. Gazeteciler sordu. Çok soru vardı sorulacak ama soruların hiçbirine cevap alamadılar. Bakalım neler yaşanmış dün gece programda. Çelebi tarihi olduğunda beni mahkemeye verdi. Dedi ki bu kitaptaki, ben haberdar değilim. Burada yanlış bilgiler var dedi. Ve daha sonra bana gelip dedi ki benim görevde kalabilmem için, teğmenlikten atılmamam için size mahkemeye vermek zorundaydım. Avukatlarım böyle istedi. Kardeşimizin yanılmıyorsam psikolojik sorunları var. Yani psikolojik sorunları olduğu için rapor almış. Onu bile söyleyemedi. 20 sorunuzu gayet güzel sıraladınız mı burada? Sıraladınız. Evet. Biz de çok basit bir soru sormak istiyoruz size. Berkin Elvan Ölümsüzdür'den tutun da Deniz Gezmişleri andığınız, ki bu bizim sadece bu gün ekrana verdiğimiz, onun dışında da çok sayıda tweetinizi sildiğiniz konuşulunca siz de dediniz ki ya dedin zaten ben şu tarihte şuradaydım, bu tarihte buradaydım. Bu tweetlerin çoğunu abim atmış, abim silmiştir dediniz. Az önce Murat Ağrel'e şu mesajı attınız. Abim felsefeci, felsefi tweetler atmış, bu felsefi tweetleri sildi. Felsefeci olan abinizin 2015'ten beri atmış olduğu bu tweetlerden şimdi mi rahatsız oldunuz? Felsefe ile ilgili olan tweetlerin örnekleri de bende var. Onları ben zaten yayınlayacağım, canlı yayınlara çıkacağım, göstereceğim. Ben ona şunu söyledim birkaç ay önce söyledim. Senin attığın bazı tweetler senin okumalarınla ilgili, işte Karl Marx'la ilgili tweetler atmış, başka tweetler atmış. Ya sen kendi attıklarını temizle de ileride sorun olmasın dedim. Biz Marx'ı falan sormadık. Zaten gündeme bile gelmedi Marx'la ilgili tweetler. Sayın Çelebi, siz benim sorumu anladınız mı? Siz Berkin Elvan tweetini niye sildiniz? Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweetlere bakma şansım yok. Yeni mi gördünüz? Yeni mi gördünüz? Neyin peşindesiniz siz? Sayın Çelebi, siz sorularımızı yanıtlar mısınız lütfen? AKP'ye geçmeyecekse bu tweetleri niye siliyor? Mehmet Ali, sen AKP ile görüştün mü? 11 partiyle görüştüm. AKP'de bunun içerisinde var değil mi? Onlardan da gelen var. İsmail Ok Bey zaten şu an orada biliyorsunuz. İsmail zaten Ok vasıtasıyla mı görüştün Mehmet Ali? Bakın, İsmail Koncuk, İsmail Ok ve ben üçümüz bağımsızlık biliyorsunuz. Evet. Geçen hafta AK Parti Grup Başkan Vekiliyle görüştün mü, görüşmedin mi sen? Grup Başkan Vekiliyle görüşmedim. 20 soru değil Mehmet Ali, sen ne 20 soruda hala takılıyorsun? Sayın Çelebi, siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Karşınızda 52 yaşında bir moderatör var. Sorularımızı şimdi Berkin Elvan sorunuza, yanıt veriyorum diye başlayıp meseleyi yine sadece kendi konuşmak istediğiniz alana çekiyorsunuz. Hayır, Sayın Çelebi, alalım arkadaşlar yayında. Şimdi Mehmet Ali Çelebi neden bu kadar konuşuluyor? Ben de anlamadım. AKP'ye geçiyor diyor herhalde. Çok önemli bir fikir değil ki hakikaten, bu kadar bir geçerse geçsin ne olur yani. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı düşünüyorum. Yani ilgi çekici. Şimdi tabii bu kadar siyasal kutuplaşma varken, ya bu kadar sert siyasal kutuplaşma varken, siyasal kutuplardan birinden diğerine geçilince bu ilgi çekici bir hadiseye dönüşüyor. Doğal olarak insanlar bunu konuşuyor. İnsanlar konuştuktan sonra elbette gazeteciler de konuşuyor. Memleketin bir şekilde gündemine geliyor. Bence kendisi de bu kadar tahmin etmiyordu bu kadar gündem olacağını. Kılıçdaroğlu başta çok sahip çıktı diye herhalde değil mi? Bu kadar gündem oldu. Hani gitti, ziyaret etti, nikah şahitliği yaptı. Kürsülere rozet taktı, milletvekili yapacaktı. Son anda listeden çıktı. İlk dönem olmadı. Sonra bir daha tekrar liste. Herhalde ondan bu kadar ilgi. Yoksa ben ne şeyi var ki, ne gücü var ki, ne şey. Meclisteki bütün denge mi değişiyor yani? Bir de şu var abi. Geçsen olur, geçmesen olur. Yani muhalif halk kesimleri gerçekten burasında bütün umutlarını önümüzdeki seçimlere bağlamış durumda. Şimdi bu aşamadayken kendi içlerinden bir tanesi tam tersi diyor ki ya o asıl diyor diğeri daha iyi. Şimdi öyle olunca milletin asabı
Çok zıplıyor yani. Belki para aldı, belki başka şey aldı, söz aldı bir daha milletvekili olmak için. Bilmiyoruz. O yüzden bence önemli siyasi bir şey değil yani. CHP içinde de değildi. Zaten CHP'yi bırakmıştı. CHP'den gitmiyor ki, şeyden gidiyor. Memleket Partisi'nden ayrılıyor yani. CHP'den kopmuş zaten çok önce, gitmiş Memleket Partisi'ne falan. Şimdi tabii ki bu keskin U dönüşünün, Ergenekon sürecinde yaşananların mağduriyetinin, içeride cezaevinde yatmış olmasının, CHP'den siyasete başlamış olmasının ve bugün geldiği noktanın tabii ki de konuşulur bir tarafı var. Tabii ki de bir haber değeri var. Onu yadsımıyorum yani. O yüzden sormadım. Ama sonuçta baktığınızda yakın geçmişimizde, uzak geçmişimizde bu tür dönüşlerle efendim bir partiden bir partiye sıçrayışlarla da doludur. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'nin farkı ne diye merak ediyorum size göre. Tabii bir duruşu var Mehmet Ali Çelebi'nin. Yani daha önce de söylemiştim. O Savcı Sayan gibi biri değil. Savcı Sayan da mesela CHP'den AKP'ye geçen biri. Ama son derece şey bir isimdi. Hani politik bir duruşu olan bir isim değildi. Bizim şeyde gördüğümüz, memlekette gördüğümüz alelade politikacılardan, politikayı meslek edinmiş tiplerden bir tanesiydi. Ama Mehmet Ali Çelebi bizim hayatımıza nasıl girdi? O bir genç teğmendi. Balyoz kumpasında içeri girmişti. Son tutuklulardan bir tanesiydi. Mahkemedeki savunması muhalif kamuoyunun göğsünü kabartıyordu. İşte Kemalist bir Türk genci gibi görünüyordu. Bir yandan CHP liderinin sahip çıktığı bir isimdi. Atatürk vurgusu çok yüksekti. Şey yapıyordu. Ve işte ne denebilir? Ulusalcı bir isimdi. Bu haliyle CHP'nin içinde önemli bir pozisyon alıyordu. Önemli pozisyon illa koltuk sahibi olması vesaire değil, bir sembolik temsili vardı. Bir temsil ettiği bir değerler silesi vardı. O bir şey yarattı, etki yarattı. Onun değişikliği etki yarattı. O yüzden önemli. Ben daha önce de söyledim. Bu şeyi doğru değerlendiremedik biz. 2010 yılında yaşanan yetmez ama evet meselesini doğru değerlendiremedik. Niye? Şey oldu, o zaman da aynısı oldu. Ya kendi mahalle, muhalif kesimlerin içinden çıkan bir dolu insan. Mesela hiç beklemez, insanlar öyle bir şaşkınlığa düştü ki Sezen Aksu nasıl olur dedi ya. Demek ki hainlik bu dedi. Eledi geçti. Şey yaptı, elini tersiyle attı gitti. Hı hı. Kendi gazetecileri evet dedi. Ciddi bir reaksiyon yarattı bu muhalif kamuoyunda. Şöyle değerlendirdi herkes. Ya bunlar hainliktir. Hiç böyle bir şeyini... Ya kardeşim bunlar evet diyor da niye evet diyor? İşin arka planına bakmadı. Arka plana bakmayınca doğru düzgün bir eleştiri de sunulamadı. Yetmez ama evet'e. Dışlandı gitti. Şimdi de aynısı söz konusu. Ya bir şey var. Bir milli bekacı bir yetmez ama evetçilik var. Onu doğru değerlendiremiyoruz. Yine aynı şekilde yaklaşıyoruz. Sonumuz hayır olsun. Bir de dün demiştiniz ki herhalde bu iş belli ki Erdoğan tarafından bir bekletilmeye alındı. Herhalde. Öyle görünüyor. Yani tarih verilmişti falan ama herhalde öyle birkaç gün içinde AK Parti saflarına katılıyor değil Mehmet Ali Çelebi. Bakalım ne olacak. Bir de burada herhalde ilgi çekilen bir nokta. Şimdi Ergenekon'dan yargılandı değil mi bu teğme? Balyoz'dan sanırım. Yok, Ergenekon'dan içeri atıldı. Bu Ergenekon'dan içeri atıldıktan sonra... Ergenekon'un savcısı kimdi? Erdoğan'dı. Bu nereye gidiyor? Savcının partisine gidiyor. Muharrem İnce de öyle demiş. Biraz da herhalde oradan ilgi çekti. Yani. Bir de o ilgi tabii. Bir de o oradan bağlantıyla böyle önemsendi. Peki. Öyle ifade etmekte ama fayda var. Yani 2010 model yetmez ama evetçilik, liberal bir yetmez ama evetçilikti. Bugün de milli bekacı bir yetmez ama evetçilik var. Onu böyle daha derli toplu değerlendirmek lazım. Şimdi İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçiliği ile Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yediği, daha doğrusu o restorana giriş görüntülerinin sızdırılması, çünkü bunlar mobese görüntüleriydi, sızdırılmasına dair bir açıklama yaptı ve tam aksini söylüyor. Yani bu görüntüler mobeseden sızmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cevap verdi, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız denildi. İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçiliği'yle balıkçıya giriş anlarının yer aldığı 24 Ocak tarihli görüntü çok tartışıldı. Görüntüleri kim, nasıl servis etti? Görüntüler mobeseden mi sızdırıldı? Sorular aylardır cevap bulmadı. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Görüntülerin mobeseden sızmadığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cevap verdi. Hukuki sürecin takipçisiyiz açıklaması yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturulsun dedi. Avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sundu. Valilik MOBESE'den sızdırılmadığını açıkladı. Soruşturma izni vermedi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı'na bilgi edinme kanunu kapsamında görüntülerin nasıl servis edildiği soruldu. Yanıtta konuya ilişkin görevlendirilen müfettişlerce inceleme yapıldığı belirtildi. Şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır açıklaması yapıldı. İBB kaynakları ise konunun yargıya taşındığını hatırlattı. Hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini bildirdi. Yazıyor, diyor ki